size çalışmaktan kastınız? Mafyanın içindeki gözümüz kulağımız olacaksın. İşbirlikçi mi olmamı istiyorsunuz? İşbirlikçi demeyelim de ortak çalışma diyelim. Aha. Birlikte hareket edersek Tekin Zerdan'a karşı büyük bir savaş açabiliriz. Düşmanımız ortak. Sen intikam istiyorsun. Biz de adalet. Ne size ne de sizden gelecek olan adalete inanmamam gerektiğini 11 yıl önce anladım ben. Teklifinizi kabul etmiyorum. İyi düşündün mü? Bence pek şansın yok gibi duruyor da. Metin haklı. Ya bize yardım edeceksin Dağhan ya da hapse geri döneceksin. Ertelenmiş bütün cezaların, hakkındaki bütün raporlar hepsi işleme konulacak. Yüksek güvenlikli bir hapishaneye gönderileceksin. Serbest görüş olmadan annene, kız kardeşine. Ancak bir camın arkasından görecek, bir daha onlara dokunamayacaksın. Ve tabii Selvi'ye de. Düşünsene trajediyi. Ne babanın katilinden hesap sorabileceksin, ne Sezai Karalı cinayetini üzerine yıkanlardan. İkisinin de Enver olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. O halde anlaşma basit. Bize Zerdan'ı ver. Karşılığında Ender'i al. Yaptığını iddia ettiğin ne varsa ispatlaman için biz de bütün imkanlarımızı seferber edelim. Her şeyi kasette itiraf ettiler zaten. Ender'i içeri tıkman için yeterli delil var. Ne kaseti? Hangarda her şeyi kaydettik. Baskınla ele geçirdiğiniz kamerada görüntüler, tüm itiraflar var. Benim hiç öyle bir şeyden haberim yok. Bazen deliller kaybolabiliyor. Ne farkınız kaldınız benden? Ne farkınız var temizlemeye çalıştığınız kirli meslektaşlarınızdan? Kamera sizde, görüntüler sizde. İspatlayabilir misin? Anlayacağın sen içerideyken Ender dışarıda olacak. Sevdiklerinle beraber, aynı dünyada. Ne anneni koruyabileceksin, ne kardeşini, ne de o güzel avukatı. Böyle bir dünyada yaşamak ister misin? Ama tabii bir dünya daha var Dağhan. Adaletin yerini bulduğu, Zerdan ve Ender gibi adamların hapiste çürüdüğü bir dünya daha var. Düşmanlarınla eşit şartlarda karşılaştığın, kurallarını senin koyduğun bir dünya. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Ne dersin?